Koronavirüs gündemiyle başlayacağız Beyaz Ana Haber'e. Ve koronada yeni endişe Delta varyantı. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Daha Delta varyantının etkisi konuşulurken bir de Plus Delta çıktı. Varyant Türkiye'de de 16 ile yayıldı. Bakan Koca 134 kişide tespit edildiğini duyurdu yeni varyantın. Peki Delta'nın Plus'ı Türkiye'de görüldü mü? İşte yanıt. Hanımefendi, ağzınızı niye açtınız öyle? Biraz hava alsın diye hata ettik ama yani açmış bulunduk. Ara sıra böyle yapıyoruz hatalar. Aman dikkat, şimdi kurallara daha fazla uymalıyız. Varyantların biri bitmeden biri çıkıyor. Delta Plus. Duymadım. Umarım hiçbir yere yayılmadan önlenmiş olur. Delta varyantı korkuturken Plus'ı çıktı. Delta Plus'la ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz. Yani görülmedi, tespit etmedik. %100 daha bulaşıcı olan Delta varyantı hızla yayılıyor. Biri bitmeden biri başlıyor. Adım adım normalleşen dünyada dördüncü pik endişesi yaratan Delta varyantı korkuturken şimdi de Delta Plus çıktı. Delta Plus'la ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz. Yani görülmedi, tespit etmedik. Delta Plus da Delta varyantının bir alt türü. Uzmanlar bu mutasyonun Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar. Ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Gerçekten bıktım hani ama yapacak hiçbir şey yok yani. Önlem almaktan başka hani elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ve Sağlık Bakanı Koca Delta yani Hindistan varyantının 134 kişide görüldüğünü duyurdu. 134 vakanın 82 İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Delta varyantı da Türkiye'de 16 ilde 134 kişide görüldü. Peki %100 daha bulaşıcı olduğu söylenen varyanta karşı aşılar etkili mi? Aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Ya aşım var ama hala endişeliyim. İkisinin kurallara riayet etmesi gerekiyor bence. Düzce'de Delta varyantı tespit edilen 18 kişi karantinada. Delta varyantı olan vakalarımızı yakın takibi aldık. Aile bireyleri olsun veyahut da diğer temas ettiği kişiler karantina altındalar. Ve mecliste 2 kişi de Delta varyantı tespit edildi. MHP ve CHP'nin milletvekili danışmanlığını yapan 2 kişinin ikinci doz aşılarını yaptırmalarına rağmen Delta varyantı şüphesiyle karantinaya alınmaları mecliste panik yaşanmasına neden oldu. Delta şeyidir, şudur, budur istemiyoruz artık hayatımızda. Hakikaten böyle çıldıracak hale geldik biz. Alfa gelecek, Delta gelecek, Zebra gelecek, hepsi gelecek. Sıkıntı yok. Önemli olan güzel kalabilmek. Kurallara da uyuyoruz. Namaz kılan insanlar camide maskeyle öyle secde olmaz. Burun alnın yere değmesi lazım. Herkes çıkarsa ben gene takarım. Maske takmak özellikle havaların ısınmasıyla birlikte önümüzdeki 2-3 hafta içinde aşılamayı giderek yoğunlaştırmak kaydıyla. Vallahi terledim kardeşim ya. Çıkartmak istiyoruz. O durumda bayram ve sonrasını zorunlu olmadıkça kısıtlamaları istemiyoruz. Çok sıkıldık. Rahatça hava alamıyorum. Maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum.